Günaydın. Bugün okula geldik. Malum üniversitelilerin üniversite sınavına girecek olanların üniversite seçim zamanı. Biz de dedik ki baktık bizim üniversitenin hiç şeyi yok. Tanıtım videosu. O yüzden geldik okula, okulu tanıtacağız bugün size. Sesime bakmayın. Çiçekten dolayı yamuldum. Otobüste. Aynen, bir tane kız suratıma çiçek salladı. Beni mahvetti. Oğlum bunu izliyorsa ona selam. Aynen var. Burada onun izliyordu beni ya. Neyse şimdi okula gidiyoruz. Şimdi size etrafı göstereyim diyeceğim de burayı da göstersen göster, bir şey göster. Fark etmez çünkü ki. Çünkü öğrenciyken burada kafeler var. Aynen bak, burada bir sürü kafeler var böyle. Bir sürü böyle gidiyor. Starbucks'ımız var. Şimdi ters çevirip onu da gösteririm. Ondan sonra Starbucks iki tane okulda. Biri yukarıda zaten, okul metropolün değil, içinde. Metropolde. Ama ne fark eder, aynı kampüs. Yani metropolün ama içinde. Ama kampüsü gibi oluyor aslında. Aynen doğru. Öyle. Ondan sonra bizim okulun içinde olduğu için kampüs diyebiliriz. İki tane Starbucks'ı var. Bir sürü şey var öyle işte ya. Dur şimdi Starbucks'ı göstereyim size, bekleyin. Ha bak, burası Starbucks. Şurası da full onun oturma yeri. Ondan sonra okula böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle akıllı şeylerimiz var. Bak bak bak, şekilli şıkıllı. Ondan sonra burası tabii metropolün şeyi böyle. Hamburgercimiz var. Şurada cook shop'umuz var. Hayır, yemedim. Bence fiyatları uygun olmuş. Yani çoğu yer zaten okulda okuyanların kartı olduğu için şey yapıyor. İndirim veriyor. Öğrenci indirimi. %20 galiba değil mi? Aynen öyle bir şey. O civar bir şey veriyor. O yüzden... Metropol'deki kırtasiyeler falan da yapabiliyor. Metropol'de şimdi nokta var. Başka ne var? Nezih mi var bir de, bir şey herhalde. Ya yalan söylüyor ya. Bir tek nokta var. Benim hayır, bildiğim. Hayır, içeride nezih de var. Neyse, yani nezih mezih gel. Varmış işte, neyse. Anlayacağınız öyle. Kısa bir... Kuaförümüz ve... var. Hani ders arası falan çektirme. Kızlar sizin için bak. Böyle manitalar artistik yapmak istiyorsanız burada kuaför var. T-shop'umuz var okulun hemen altında. Kara fırınımız var. Bakın. Evet bak, okulun piyasa mekanı. Dur lan, T-shop nerede? Ha, T-shop'ta. Bütün herkes T-shop'ta. O evet. T-shop'ta yer bulabilene. Hayır, yer bulamaz. Ama yani kafenin ortamı, kafenin çalışanları, her şey okula ait arkadaşlar. Okulun öğrencilerine ait. Bak zaten okuldan birkaç çocuk falan daha var içeride de, neyse. Neyse şimdi size okulun girişini gösteriyorum. Hazırlanın. Okulun girişi burası arkadaşlar. Fenerbahçe Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Şimdi içeri gireceğiz. İçeri girerken kapatayım. Bak noktada nerede biliyor musun? Okuldan çıktın. Yürüdün şurası. Her şey çok yakın. Burada da böyle kafeler var. Şu var ya, tam bir keko şey. Aşko kuşko mekanı. Ne? Aha. Şu ikisinde takılın işte ya. Şimdi okulun içine girdik. Burası böyle bir lobi gibi bir yer, tamam mı? Bu asansör, bak şimdi burada asansörler var. Yan tarafta da asansörler var. 4 tane burada asansör var. Fakat okul açıldığı zaman bu asansörlere binmek çok zor. Yani bayağı yani sıra bekliyorsun. 20 dakika bekliyorsun. 20 dakika çıkış gibi falan. Abartmayalım da 20 dakika değil. 5-10 dakika beklersin. Ondan sonra bir de taktik var burada. Herkes burada bekliyor, tamam mı? Yangın merdivenleri var, bak gel göstereyim. Aynen, kimse oraya genelde girmiyor. Biz de yangın merdiveninin asansörlerini kullanıyoruz. Onlar da var. Bunlar daha büyük oluyor zaten normalde. Aslında bunlar yemek asansörü. Aynen, yemek asansörü de biz kendimiz kuruyoruz. Şimdi aslında anahtar falan ama. Evet, çalışmıyor yani, anahtar şey falan yok. O yüzden biz bunları kullanıyoruz. Geldiğimizde öbür şeyi göster. Ya, bir de burada merdivenler var ama bu zaten ölüm, buna çıkılmaz. Biz neyse asansöre binelim. Size okuldaki şimdi sınıfları falan gösteririz büyük ihtimal. Ha, bu iki kere de kapanır. Ya binerseniz sakın korkmayın. Böyle iki seferde kapısı kapanıyor, ona göre gerilmeyin yani. Korkmayın. Şimdi L1 katına geldik. L1 katında öğrenci işleri, başka ne vardı? Mali işler. Ondan medya sonra... merkezi. Eğer yeni medya i̇şte, ve iletişim okursanız... Ben okula çok gelmiyorum, o benden daha iyi biliyor. Yeni medya ve iletişim okursanız ya da radyo TV falan filan. Uygulamalı dersin bir kısmı medya merkezinde oluyor. Zaten birazdan göstereceğiz. Aynen. Şimdi bu katta bir de öğretim üyelerinin şeyleri var. Odaları falan da var. Bir de birkaç sınıf var.
sınıfları merak eden olur. Ondan sonra her sınıf gerçi katına göre değişiyor ama bu L1'deki bir sınıf. Bekleyin şimdi gösteriyorum bir saniye. Sınıflar bu şekilde, bak böyle büyük sınıflar var ama bu sınıfların çoğu dolmuyor, haberiniz olsun yani. Bizim dönemimize dolmuyor. Böyle akıl ama burada mesela şey yok bizim kullandıklarımızdan. Bizde, bizim sınıflarda bu yok. Bu başka bir fakültenin. Böyle şeyler var. Böyle bilgisayar, hoca bilgisayar var. Zaten hoca çoğu şeyi slide olarak size gönderiyor. O yüzden şu da mikrofon, online. Aynen, online derslerde full buradan kullanıyorsun. Anlayacağınız böyle. Şimdi de size medya merkezini gezdirmeye gidiyoruz. Şimdi burada çok öğretim üyesi olduğu için biz bir tık geriliyoruz. Bunlar çünkü çok iyi insanlar. Bak bu okuldaki bütün hocalarla iletişim kurabiliriz. Ondan sonra bir hoca dışında onun ismini vermiyorum. Başıma bela olur sonra. Gerçekten ondan sonra öyle. Ama siz zaten okula geldiğinizde şak yapacaksınız. Anlayacaksınız zaten gördüğünüzde. Bak diğer asansörler de burada. Kaç altı tane? 6 asansör var. 3 tarafta 3 otoran. Aşağıda 4 yok muydu? 2, 4 ama aynen. Doğru, yangın merdiveninde orada. İşte evet, 4-8 asansör var okulda. Amcam bak buralar hep böyle öğretim üyelerinin yerleri. Medya merkezine geldik. Aleyna reisimiz size medya merkezini tanıtacak. Bir saniye bekleyin. Medya merkezimiz Aleyna Hanım bize medya merkezini tanıtıyor. Evet, şimdi arkadaşlar burada böyle bir ortamımız var. İşte burada çekimler için yeterli ekipmanlarımız var. Işıklar olsun, işte arka plan olsun. Tabii burada mesela bu yeşil duvar. Buraya böyle arkamızı alıyoruz. Bir şey yapacağımızda işte editlemede falan arka planı değiştirebiliyoruz. Ya da karartabiliyoruz falan filan. Burası böyle oturma alanımız aslında. Tartışma burada yeri gibi bir, evet, şey burası yeri aslında. Evet, tartışma yeri. Mesela hoca burada ders anlatıyor masada. Öğrenciler burada dinliyor. Uygulamalı olduğu için burada çok takılıyorsun. Hoca sana anlatıyor. Sen burada keyifli takılıyorsun, tamam mı? Burası stüdyomuz. Bak stüdyo. Burada podcast çekmiştik. Ben daha çekemedim. Benim dönemim yetmedi ama olsun. Dokunmak istemiyorum bir şeyler falan diye ama böyle yani mikrofonumuz var, istersen böyle şeyler çek. Aynen. Bunlara konuşuyoruz, buradan editlemeler kontrol ediliyor. Aynı zamanda edit odamız da var. Şu an orada bir hoca var, o yüzden çok çekmek istemiyorum ben onu. Evet, orada düzenlemeler yapılıyor zaten. Orada siz burada yayındayken orada kontrol eden biri oluyor. Siz işte kestik dediğinizde ya da ne bileyim bir es dediğinizde düzenleme yapıyor. Size bu okulun en beğendiğim yerini göstereyim. En güzel, en manzaralı yeri. Evet. Tuvalet. Okulun tuvaletleri efsane. Okulun engelli tuvaleti. Aa evet, engelli tuvaleti. Pardon. Okulda her türlü... Neyse onu sonra anlatacağım. Aynen, ben tuvalet ne için ya? Okulun tuvaletleri efsane arkadaşlar, bak. Ve E5 manzaralı, E5 mi neyse artık bilmiyorum. Ve okulun tuvaleti gerçekten inanılmaz derecede çok temizler. Hani o kadar insan olmasına rağmen okulun tuvaletleri bütün katlarda var. Ama efsane yani, tertemiz. O yüzden gönül rahatlığıyla okulun tuvalete girebilirsiniz. Burası öğrenci direktörlüğü. Daha hiç girmedim. Girmek de istemiyorum. Yani medya merkezinin olduğu katta öğrencilerim. Aynen, her şey L1'de bak. Evet. İdare olan her şey L1 katında. Aynen. O yüzden şimdi L2'ye mi çıksak, ne yapsak? Çıkabiliriz. Aynen, çıkıyorum. Şimdi asansöre biniyorum yine. Her zaman biniyorum. Bu okulda asansöre bin. Sakın yürümeyin. Çünkü alt evet, katta... Evet, bu asansörün için. Yani aynen. Merdivenlerin olduğu kapıdan gelin. Bak yandı, merdivenin olduğu kapıdan giriyorsun. Şimdi herkes bunu izleyecek ve buna gidecek, ondan boş kalacak. Olsun, boş. Konferans salonlarının olduğu kata geldik. Yani bir tane konferans salonumuz var ama sıfırıncı katta zaten. Kapımız kilitli, burayı çoğu zaman açmıyoruz, kullanmıyoruz da. Yani evet, böyle... bazen derslik niyetine kullanıyoruz. Aynen, bir de mesela böyle okulda bayağı söyleşi oluyor, insanlar geliyor, bilmem ne ünlüler oluyor. Ünlüler falan geliyor genelde, onların söyleşilerinde açılıyor orası. Ama bir amfimiz yok mesela arkadaşlar. Yani amfimiz yok. Ama böyle sınıflarımız var. Burası kütüphane. Burayı kütüphaneden izin aldık. Bir anlatamayacağım bir şey. Zaten bildiğiniz kütüphane hani çok sessiz bir şey yok. Yok bu kısmı. Burada sessiz hızlı bir şekilde size okulun kütüphanesini göstereceğiz. Çıkacağız.
burada. Fenerbahçe Üniversitesi'nin favori, en sevdiğim şeyi var. Eldivenle dokunuyoruz. Eldiven aynen öyle. Şimdi kütüphanede çok konuşamıyorum gerçi de, böyle her dil var değil mi lan? Evet. Her türlü, her dilden istediğiniz her şey kütüphanede var. Sadece kütüphanede girerken galiba kayıt yaptırmanız lazım. Ben daha hiç kütüphaneye girmedim. İlk defa bu videoyu çekerken giriyorum. Ya öyle masallar şey için, var. Hani mesela kitap falan unutursanız size iletişime geçiyor. Aynen öyle. Zaten mail sisteminde sürekli olarak şey var. Hani size bildirim geliyor. Kütüphanede şu eklendi. Sürekli kütüphaneye, çünkü bir sürü şey ekleniyor. Böyle kütüphanelerin şeyleri var, araları var ve isterseniz böyle özel oda tutabiliyorsunuz. Evet. Hani grup çalışması adı altında 6 kişilik falan oluyor. Sadece işte randevu almanız aynen, gerekiyor. Aynen, sadece randevu alırsanız buraları kullanabiliyorsunuz. Yani aslında vize ve final haftası çok dolu oluyor. Sadece şu an okulumuz bittiği için. Aynen. Boş. Ama vize final haftasında da zaten okulda çalışmıyorsun. Evde çalışıyorsun genelde. O yüzden şey yapabilirsin. Bak burada biri çalışıyor mesela. Öyle yani. Şimdi kütüphaneden çıkalım. Size başka bir yeri gösterelim. Kütüphanenin manzarasını evet, gösterelim. Kütüphanemizin manzarası arkadaşlar şöyle. Bak böyle 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 böyle. Gördün mü? Ondan sonra şimdi kütüphaneden çıkıyoruz. Şurada ses soruyalım. Kütüphaneci boş ver. Masalarımız krizli bu arada. Evet, en büyük önemli. Aynen öyle. O yüzden. Ve okulumuzun interneti de var. Evet. İki tane interneti var. Evet, bir tanesi misafir, öğrenci, bir tanesi öğrenci. Aynen. Öğrencinin PC'niz ve telefon numaranızı giriyorsunuz. Gelen SMS'e doğrultuyorsunuz. Aynen. Ama genelde misafirden giriyor herkes. O da olur. Öğrenci kimse kullanmıyor okulda. İkisi de güzel çekiyor ama. Aynen. Her katta zaten sürekli internet olduğu için internet konusunda da sıkıntı çekmiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi okulda böyle asansörlerin içinde normal asansöre binersen şeyler var. Hangi katta ne var, bilgilendirme, her şeyi zaten yazıyor. Onu göstereyim. Böyle her katın hangi katta olduğunu, fakültelerin her şeyini yazıyor. Şu an 4. kat. Fakültede gördüğünüz bir duvarlarımız. Efsane duvarlarımız. Dur, bohçe. Bak bak. Öyle duvarlarımız var. Ayrıca varsa aslında aynen. Bakalım şimdi size bir de bizim medya şeyimizin sınıflarını göstereceğiz. Yani çok büyük bir şey beklemeyin. Hani diğer ilk gösterdiğimiz sınıflarla aynı. Ama bir tık daha büyük bizim sınıflarımız. Aynen. Bayağı geniş bizim sınıflarımız. Çünkü bizim bölüme yeni medya okuyoruz. Biraz fazla ilgi var. Biraz fazla ilgi olduğu için de sınıflarımız bir tık geniş. Ama şöyle söyleyeyim, yani bir sınıfta 20 kişi falan oluyoruz. O yüzden genel olarak rahatız. Burası bizim sınıflarımız. Bizim bölümümüz. Ama bunların hiçbiri dolmuyor. Merak etmeyin yani. Ya ama şöyle dolmuyordu demeyelim de bazen ortak derse... Ya ortak derse kalabalık oluyoruz mesela. Aynen. Mesela sınavda onun için iki sınıfa bölünüyoruz. Aynen. Böyle kendi dersimizi anlatırken ama hani 20 kişi, 25 kişi maksimum oluyoruz. Ve hocalar böyle ekran var, buradan kontrol ediyor, yansıtıyor buraya. Öyle bir sistem işlemişler. Şimdi size bakalım, hocalardan izin alabilirsek bir hocayla konuştururuz belki. Evet. Bir medya bölümüyle ilgili. Yeni medya bölümünün en tatlı. Yani okulda zaten herkes birbiriyle arkadaş. Hani farklı fakülteler de arkadaş. Tabii. Eğer şey olursa... Hani başka bir fakülteye gitmek isterseniz filan da bize Instagram üzerinden ulaşın. Biz size her türlü aynen, biz size her türlü hani biz o fakülteden olmasak bile iletişim bulup size hani iletişim sağlayabiliriz, hani yönlendirebiliriz. O konudan sıkıntınız olmasın. Şimdi biz bir kapatalım. Birazdan geri geleceğiz. Sayın 3'ten geri. 3 2 1. Şimdi 6. kata geldik. 6. katta rektörlük, şimdi okuyorum bir saniye. Rektörlük, genel sekreterlik, senato toplantı salonu, konferans salonu. Bu 6. kattaki konferans salonu aşırı büyük. Ve hani genelde çekilen şey, böyle ünlü insanlar falan geldiğinde yapılan konferanslar burada oluyor.
6. kattaki konferans salonunda. Çalışanlar için yani ofislerimiz bu tarafta. Ofis ya, hocaların ofisleri bu katta, böyle uçsuz bucaksız gidiyor işte. Boş verin. Yani hocalarla işiniz çok yok. Zaten hocalar WhatsApp gruplarından filan her türlü size destek çıkıyor. Hani her türlü işinize yardım ediyor. O yüzden hocalar konusunda sıkıntınız olmasın. Burası ne? Burası, burası sınıf. Başka bir ders. Burası dersi. Dersini istemiyoruz. Biz derslik gösterdik. Şimdi biz şimdi konferans salonuna gidelim. Orada açıksa size çekeceğim. Orayı da göstereceğim. Hadi görüşürüz. Şimdi o büyük dediğimiz konferans salonuna geldik. Buradaki konferans salonu bayağı hani düşündüğünüz gibi bir konferans salonu değil. Belki 100 kişiyi falan rahat alır. Alıyordur. Ama şey mesela hani, işte özel günlerde bir ünlü geldiğinde böyle bir konuk ağırladığımızda röportaj ya da sohbet muhabbet işte burada oluyor. Onları burada ağırlıyoruz. Hani şimdi konferans salonunu gösterelim. Hani büyük bir konferans salonu. Ama diğer okullara göre biz hani şu anda plazada olduğumuz için şey, diğer okullara göre bir tık küçük. Ama okul Allah'tan hani biz bundan şikayetçi olduğumuzu bildiği için yan taraftaki plazayı da şimdi geçişe yaptılar. Yan tarafa da taşınacağız. Yani anlayacağınız daha çok kapasitemiz olacak. Çoğu şey azalacak buradan. Burası konferans salonunun şeyi. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Bir bakın. Burası işte dediğim konferans salonu. Ya altta şeydeki L1'deki konferans salonu tam konferans salonu da bu biraz daha böyle hani sınıftan bozma bir konferans salonu ama çoğu şey burada yapılıyor. Buraya daha çok öğrenci alındığı için. O yüzden burası kullanılıyor. Şurası konferansta işte şey odası filan böyle. Orada gösterecek bir şey yok ya. Böyle bir yer. Okulun reviri yok. Ya aslında yani yok değil. Vardı ya. Da. Mevcut yerimiz olmadığı için öyle. Metropol AVM ile anlaşıldı ve oraya taşındı. Şu an Metropol AVM'nin reverini kullanıyoruz. Evet. Zaten şöyle bir şey var. Okul Medikana ile ortak olduğu için tüm hani herhangi bir sıkıntılı bir durumda hemen Medikana Hastanesi yardıma geliyor. Ama şu ana kadar hiç sıkıntılı bir durum yaşandığını duymadık. Yani hemen müdahale ediliyor öyle bir şey olduğunda. O yüzden okulun şey olarak sağlık konusunda bayağı sağlam bir kadrosu var. Zaten öğrenci aynen falan da mesela stajını Medikana direkt Medikana'ya yaptırıyorlar hani. Medya okuyan insanlar da mesela direkt Fenerbahçe TV. Yok Fenerbahçe'nin bağlı olduğu şeyleri kullanmayı şey yapıyorlar. Fenerbahçe kulübünde aynen. Şimdi asansör geldi bir saniye. Bir asansöre bir bulun. Ben tutayım da sen şey yapsın. Yani gel. İşte kamerayı çoğu şey yok yok. Çoğu şeyi zaten okul bize sağlıyor. Evet. Hani spor kulübü. Ha bu arada spor kulübüne tam bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim şimdi ama galiba bizim spor kulüplerinden de şey yapabiliyoruz. Hani Fenerbahçe'de ne lan adı o kulübü? Ya Fenerbahçe Kalınmış'taki mesela kulüplere falan girebiliyorsun. Aynen onlara falan galiba ama benden hani ben bilmiyorum. Sallıyor da olabilir. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe Üniversitesi diye herkes Fenerbahçe değil. Evet çok fanatik bir grup var. Ama Beşiktaşlı Galatasaraylılar da var ve bunlar asla yadırganmıyor. Aynen. Sakın şey yapmayın. Öyle bir korkumuz var. Aynen öyle. Ay, yanlış bakmışım lan. Yanlış kata gelmişim arkadaş. Ve şöyle bir şey biliyorum. Tam emin değilim şimdi ama sporcu arkadaşlarımıza Fenerbahçe maçlarında biletler daha uygun oluyor. Onun için ama okulda okuyanlara da oluyor. Evet evet. Bizim WhatsApp gruplarımız var. Genç Fenerbahçeliler diye. Oraya bayağı bilet evet. Falan düşüyor. Aynen. Yani bayağı uyguna halledebiliyorsun çoğu şeyi. L katındayız, giriş katında. Evet. Giriş katında mimarlık bölümünün olduğu yere geldik. Ama kapısı kilitli mimarlık atölyesinin. O yüzden size camdan gösterebildiğim kadarını hani göstermeyi planlıyorum. İçeriği açmıyorlar çünkü. Burası mimarlığın şeyi. Böyle gidiyor işte. Burada mimar arkadaşlarımız. Eğer sorusu olursa yapsınlar.
buluruz öğrenci. Konuştururuz. Okulda 75 burs var mı? Ben 50 bursluyum. Ya okulda şöyle var mesela. 50 artı 25. Özel durumlar olursa. Aynen. Bir de hani maddi durumdan problem yaşayan insanlar okula kanıtlarsa heyete filan. Evet. Heyet ekstra onlara bir şey yapıyor. Şimdi okuldan bir çıkalım biz. Profilimi göstermeyeyim. Böyle kartlarımız var arkadaşlar. Aynen. Şimdi, bunları basıp çıkıyoruz. Ya her zaman gibi bildiğiniz turnikeler işte. Turnikeden çıkıyoruz. Turnikeler bazen... Burası... Okuldan çıkıyoruz. Okulumuzun en meşhur şeyi kapıları. Ama arkadaşlar çok... şimdi anlayacaksınız gerçekten. Hani kalabalık ben... oldu mu bir tık sana sorun yaşatıyor ama şey oluyor, bir çarpışma ve böyle duruyor. Yani ilk saat. Ama şöyle bir şey var. Onun yanında ekstra normal kapılar da var. Hani biz böyle dalgasına hani şey olsun diye bunu kullanıyoruz. İki tane zaten okulun toplam İki dönen kapısı, dört tane de normal kapısı var. Onları kullanabilirsiniz. O yüzden sorun yok. Şimdi yani, şeye geldik. Sigara içeceği alanımıza. Öğrencilerin okulun içinde sigara hani şeyinde terasında filan olmadığı için içmesi yasak. O yüzden böyle bir alan yapmışlar burada. Burada herkes istediği gibi sigarasını içebiliyor burada. Hani öğretim üyeleri filan da olsun. Evet evet, burada sohbet muhabbet. Aynen, çoğu kişi hani çok burada sosyalleşebiliyor. Evet. O yüzden öyle bir derdiniz olmuş hani bahçesi mahçesi yok diye. Bahçemiz yok. Doğru. Ya ama şöyle etrafımızda ama çok yeşillik alan var ve aynen hani, öyle. Nasıl baktığımıza bağlı. Yani oturup biz daha çok böyle aynı yanında oturuyorsunuz. Şey daha çok böyle şey hani restoran olsun, mağazalar AVM'de olduğumuz için yan tarafımız çoğu şeye kolay ulaşım sağlıyoruz. Yani Suadiye Marmaris büfesinden tut da Beymen'in kendi kafesi, Vakko'nun kafesine kadar her şey kampüsün içinde var. Biz de galiba şu binaya taşınacağız seni. Öyle bir şey dediler, rektörlük hani çünkü düşünüyormuş. Çünkü okulumuz yeni açıldı sayılır. Yani 6 sene oldu. Çok köklü bir okul değil. İşte bir anda çok öğrenci aldıkları için evet, okula sağlamadık. Ek bina içinde hani zaten biz hocalara falan çekemedik. Aynen. Çünkü orada şu an tadilatta. Evet. Hocalara söyledik de zaten şey oldu. Rektöre evet, falan söyledik hani okula sığamıyoruz biz. Çok kalabalık oldu. Onu dedikleri için zaten oraya taşınıyor. Evet, öğrenci görüşleri. Aynen, çok var, dikkat ediyor. Hani öncelik öğrenci her okulda olması gibi. Çoğu okulda yapılmıyor ama bizim okulda öncelik öğrencilerin dediği. O yüzden bu binaya geçebiliyoruz. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse ek binanın da videomu çekebiliriz. Daha ek bina yok lan ortada, manyak. Daha olsun, yapılıyor. Ama seneye büyük ihtimalle hazır olacak. Yani tatma gelen öğrencilerimiz. Evet, seneye filan da hani çekeriz büyük ihtimal de. Hani genel bir sorunuz filan da olursa gerçekten hani yoruma bırakabilir misin? Instagram'a ikimizin de Instagram'ını koyarım ben. Instagram hesaplarımıza da yazabilirsiniz. Hani ve elimizden geldiğince yardım olur, evet, ederiz. Ve bu ikiliyi beğendiyseniz, çok güzel, çok güzel boş yapıyor diyorsanız o ikilinin öbür içerikleri de gelebilir. Aynen. Ya şimdi bunun okul videosu çok belaksak araya reklamı tıkıştıralım biz. Tamam. Kafanızı bugünlük yani Fenerbahçe okulunun turu bu kadar. Hani kafanıza dediğim gibi takılan bir şey olursa mutlaka bize iletişime geçin. Biz evet, hani her türlü elimizden geldiğince mesela hani atıyorum bir bölümün fakülteyi de sorabilirsiniz. Fakültenin elimden geldiğince hocasıyla hani sizi konuşturmaya çalışabilirim. Yeni medya okuyacak arkadaşlara buradan söylüyorum. Hani düşünen olursa bizim okulda yeni medya sağlam. Hani kadrosu falan evet, çok sağlam çok olduğu iyi için çok hani hocalarla falan da iyi anlaşıyorsun. Çünkü hocalar seni ya bayağı şey yapıyor. Aynen öyle. Arkadaşlar bir sigara molasına inebiliyorsunuz. Ders arası konuşabiliyorsunuz. Ders çıkışı bir kafede oturup konuşabiliyorsunuz. Bence bu çok büyük bir avantaj. Hani böyle hoca egosu dediğimiz şey yok. Yani aynen öyle. Onun için ben yeni medyayı kesinlikle
kesinlikle öneririm. Yeni medyaya soracağın sorular bizde. Evet, evet. Ve bence geleceğin kesinlikle. Aynen öyle. Her şey dijitalleşiyor. Bu fırsatı değerlendirin derim. Aynen öyle. Neyse, artık çok uzatmaya gerek yok. Kapatıyoruz biz. Kendinize iyi bakın. Radyo televizyonu kapatıyoruz. Podcast falan da yapıyoruz. Aynen, kalmadı arkadaşlar ama yine de sağlıklı. Aynen. Görüşmek üzere.